Çevireyim mi seni şöyle? Efendim çok bir şey söylemeye gerek yok. Ocağın 18'i yerde 1 santim kar yok haberi yapacaktık ama an itibariyle kar yağışı başladı. Konyalılar karın tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Ben direkt kar yedim. Tadı çok güzel. Karın tadını mı özlemiştin? Aynen, ben ilk kar yağışında yedim bunu. Kar yağışını görünce çıktık mı hemen dışarı? Direkt çıktık. Bizim için sevindirici oldu. İnşallah arkası gelir. Çok sevinçliyiz. Bereket, bereket. Kar olmazsa olmaz. Geçtiğimiz hafta havaların soğumasıyla birlikte bir kere yağmıştı. Hemen geri erimişti. Konyalılar kara hasretti. Meteorolojiden uyarı geldi. Hafta başından itibaren kar yağışı yeniden başlanacak dendi. Ve beklenen oldu. Konya beyaz örtüye bürünmeye başladı. Yani mutlu oldum, sevindim. Uzun süredir de yağmıyordu zaten. Su olarak da geri döner bize inşallah. Çocuk 5 yaşında, ilk defa görüyor, ne olduğunu şaşırmış durumda. Bence kış ayı boyunca böyle olursa gayet bizim için iyi olur. Zaten okullar kapalı, evdeyiz. Mutluluk hissediyorum ya. Eski günler aklıma geliyor. Evet. Eskiden böyle benim boyumda kar yağardı. Şüphesiz ki karı en çok özleyen çocuklardı çünkü pandemi süresince uzaktan eğitim nedeniyle uzun bir süre evde kalmışlardı. Gördüğünüz gibi şu anda karın tadını çıkarıyorlar. Şimdi ben de aralarına katılacağım onların. Evet, kar yağışının bu şekilde eğlencesinin çıkarılması gerekiyor ama meteoroloji 4 il için sinyal verdi. Buzlanma ve don olaylarına karşın dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı yaptı. Sıcaklık daha da düşecek dedi. Kar ekinin yorganıdır demişler büyüklerimiz. Efendim bu kar yağışı umarım uzun bir süre devam eder. Hem kuraklık tehlikesinden kurtuluruz ve barajlarımız dolar, hem de uzun bir süre özlem gideririz. Çevireyim mi seni şöyle?